Birkaç gündür ülkemizde dahil birçok şey görüyoruz. Neden bu kadar videoya hızlı giriş yaptığımı soracaksınız. Çünkü gerçekten bazen haklı olmanın gururunu yaşıyorum. Bazı videoları atmıştım size, hatırlıyor musunuz? Dünyada garip garip olayların yaşandığını söylemiştim size. Aynı olayların Türkiye'de yakın bir gelecekte yaşanacağını da video sonlarında size anlatmıştım. Ve bunların birer bir başlangıç olduğunu da size söylemiştim. Evet, gerçekten de bu olaylar kendi ülkemizde de yaşanıyor. Bu videoya biraz geç kaldım biliyorum. 3-4 gün önce yaşanan olayı şu an size anlatmaya çalışıyorum. Ama görmediğiniz bazı görüntüler de var. Size dünya üzerinde garip sesleri de dinleteceğim şimdi. Bu seslerin ne olduğunu bana yorum kısmında kendiniz de söylerseniz çok sevinirim. Çünkü bu sesler sanki dünya üzerinde veya içinde bir şeyler oluyormuş gibi hareket ediyor veya frekansları düşüyor ve yükseliyor. Bu seslerin ne olduğunu henüz bilim adamları açıklayamadı. Açıklayan bilim adamları ise dünyamızın döndüğünü ve sürtünme seslerinin atmosfere bazen yayıldığını söylüyorlar. Ama ben buna katılmıyorum. Çünkü duyulabilmesi için dünyadaki bütün seslerin tamamıyla ortadan kalkması gerekiyor. Ve bu sesler çoğunlukla şehirlerde duyuluyor. Hem de çok yüksek bir seviyede. Eğer ki bu seslerin ne olduğunu bilen arkadaşlar varsa bana yorumlar kısmında yazabilirler. Ayrıca siz sesleri dinlerken herhangi bir açıklama yapmayacağım. Video sonunda açıklamalarıma devam edeceğim. Dünyanın dört bir yanından toplanmış bu sesleri dinlemeden önce Türkiye'de yaşanan garip olayları anlatmak istiyorum. Adana. Gerçekten de garip bir yer. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Adana'da yaşanan bu ilginç olay size sıradan gibi gelebilir. Ama hiçbir atmosferik olayda 8-10 tane top şeklindeki cisimlerin döndüğünü göremezsiniz. Adana bu konuda gerçekten ilki yaşıyor. Farklı açılardan farklı görüntüleri var. Yani farklı insanların çektiği görüntüler var. Belki de 150'ye yakın telefon kayıtları var. Biz bunlardan sadece 3'ünü ve 4'ünü yayınlıyoruz. Gerçekten ne olduğu bilinmiyor. Hiçbir açıklama yapılmıyor. Ama ben size küçük bir açıklama yapabilirim. Hologram teknolojisi dediğimiz teknolojiyi artık hayata geçiriyorlar. Hani size daha önce attığım videolarda söylemiştim ya, dünyanın dört bir yanına bu gibi görüntüler ve videolar çok ve çok sık karşımıza çıkacak diye. Bunun sebebi şuydu. Deneme ve yanılma yapıyorlar. İnsanların tepkilerini ölçüyorlar. Dünya atmosferinde hologram teknolojilerini tek tek kullanıyorlar. Bunun daha fazla devamı da gelecek. En son Mersin'de yaşadığımız olayı da size anlatmak istiyorum. Bir gökyüzü olayı yine. Kızıl bir ışık hiçbir yeri aydınlatmazken sadece bir yeri aydınlatıyor. Birkaç kişi bunun UFO aracı olduğunu söylüyor. UFO'ların dünyaya geldiğini ve bizi ziyaret ettiğini söylüyor. Ama ben buna da katılmıyorum. Neden katılmıyorum arkadaşlar? Bu yine bir hologram olayına benziyor. Herkes şunu söyleyebilir. Abi neden hologram? Belki de gerçekten bir doğa olayı. Belki gerçekten Allah bize bir uyarı veriyor. Evet, bu da olabilir. Neden olabilir diyorum. Çünkü biz artık ahir zamanda yaşıyoruz. Ve felaketlerin zilzile olarak yani arka arkaya geleceği dönemde yaşıyoruz. Size 2020 yılında hazırladığım bir videoda söylemiştim. Dedim ki artık 2020 yılından sonra her şey daha farklı olacak. Ve biz bunları sıklıkla görmeye başlayacağız. Çünkü Allah bizi birçok konu hakkında uyarıyor. Bozulan toplumlar, insanlar ve yaşadığımız bu toplumda yaptığımız her günah belki de bize bu gibi felaketleri getiriyor. Bu da dinsel bir açıklama. Yani dinsel bir boyut bakışı. Ama eğer ki bir teori açısından bakacak olursak bana göre bu kesinlikle sistemin bir oyunu. Yani insanlara bir nevi hazır olun diyorlar. Türkiye'de birçok yerde zaten bu olayları gördük. Rize'de, Samsun'da, İstanbul'da ve Adana, Mersin, Antalya diye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında farklı görüntüler var. Bunlar bizim elimize ulaşanlar. Arkadaşlar söylemek istediğim tek şey şu. Lütfen uyanık olun. Şimdi sizi dünyanın dört bir yanında çekilmiş ses kayıtlarıyla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar bunların hepsi gerçek ve amatör kayıtlar. Coming from the sky. That's so scary.
guys hear that? Allah Allah. Evet, duyuyorsunuz. Bu sesler çok garip. Bir açıklaması yok. Sesler dünyada duyduğumuz seslere benzemiyor. Evet, aralarında bir tanesi var. Sanki bir yerde bir demire vuruyorlarmış gibi ses çıkıyor. Ama atmosferi o kadar yüksek şekilde yayılıyor ki telefonun kayıt cihazı bile o sesi tam olarak algılayamıyor. Görgü tanıklarına göre kulak çınlatacak boyutta bir sesmiş. Ve dünyanın belirli bölgelerinde aralıklarla bu ses yankılanıyormuş. Bir gün Afrika'da, bir gün Asya'da, bir gün kutup bölgesinde, bir gün Rusya'da, bu gibi yerlerde bu sesler sıklıkla duyuluyormuş. Arkadaşlar, size bir şey de anlatmak istiyorum. Bundan 4-5 gün önce hava almak için balkona çıktığımda bir ses duydum. İnanın bana, gece saat 1.30 ve ses o kadar yüksek ki, o kadar derinden geliyor ki sanırsınız sanki yakınınızdan uçak geçiyor ama hiçbir şey yok. Bu ses tahminimce 6-7 saniye boyunca sürdü ve sonra bir anda kesildi. Aradan bir 10 dakika geçtikten sonra aynı sesi tekrar duydum ama bu sefer evin içinde duydum. Ve hala bu sesler devam ediyor. Bunun altında yatan gerçeğin ne olduğunu bilmiyorum.
Eğer ki bilenleriniz varsa lütfen yorum kısmında bizle bunu paylaşın. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.